Evet arkadaşlar, soru 31. Birbirine paralel ve aralarındaki en kısa uzaklık 8 cm olan D1 ve D2 doğrularının arasında kalan bölgeden bir A noktası alınıp bunun D1'e göre simetriği B oluyormuş. B'nin de D2'ye göre simetriği C oluyormuş arkadaşlar. Buna göre AC uzunluğu sorulmuş. Şimdi soru sizin önünüzde var arkadaşlar. Şöyle başka bir kağıtta bunu çözelim. Bakın şöyle iki tane paralel doğru aldık. D1, D2'ye paralel. Aralarındaki en kısa uzaklık 8 cm'miş. Yani şöyle çizdiğimizde arkadaşlar şuralar dik olmak şartıyla burası 8 cm'miş. Bu arada kalan bir bölgede bir A noktası alıyoruz. Bunun D1'e göre simetriği. Bakın simetrisini aldık. Uzaklıklar eşit olacak. Şuralar. Bunun simetriği B noktasıymış arkadaşlar. Sonra B noktasının da D2 doğrusuna göre simetriği. Bakın ilk başta şuralara AA verelim. Şu A'nın D2'ye olan uzaklığı da arkadaşlar B kadar olsun. Şimdi B'nin D2'ye göre simetriği, yani B'nin D2'ye olan uzaklığı ne oldu arkadaşlar? Bakın 2A artı B kadar oldu. O zaman simetriği de yine 2A artı B kadar uzaklıkta olacak. Bu da hangi noktaymış? C noktasıymış arkadaşlar. Buna göre AC arasını istemiş bizden. Şimdi AC arasına bakarsanız ne gelecek? 2A artı B artı B'den 2A artı 2B'ye kadar gelecek arkadaşlar. Şimdi iki doğru arasındaki uzaklık 8'di. Yani buradan A artı B'nin 8 olduğu sonucuna varırız. 2A artı 2B de bunun 2 katı olduğu için doğru cevap 16, yani Edirne gelir arkadaşlar. Evet, soru 32 arkadaşlar. Hobi amaçlı çeşitli karton parçalarını bir araya getirip figürler oluşturan Deniz bu şekil 1'deki kartonlardan 4 tanesini kullanarak şekil 2 elde etmiş arkadaşlar. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4 tane, bunların hepsi eş şekiller. Burası 90 derece demiş arkadaşlar. O zaman buranın da 90 olduğunu fark edeceğiz. Şimdi bakın buradaki kısa kenar buraya karşılık gelecek. Buraya A diyelim. O zaman bunun da kısa kenarı burası A olacak. Bunun kısa kenarı yine A ve yine bunun kısa kenarı A olacak arkadaşlar. Yani şuraya A diyelim. Şimdi uzun kenarı, bakın şuradaki şekil 2 üzerinden gidersek, mesela şuraya bir B dersek, bakın burada uzun kenar A artı B gelecek arkadaşlar. O zaman aynı şekilde DF uzunluğu da A artı B olması için burası B olacak arkadaşlar. Şimdi BH, oranın da A artı B olması için B gelecek arkadaşlar. BH'ın yerine B yazdım. FC'nin yerine A yazdım. Yani buradan A artı B'nin 10 santim olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bizden istediği A ile D noktaları arasındaki en kısa uzaklık. Bakın bunu birleştiriyorum. Şuradaki üçgene dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın dik üçgen ve ikizkenar dik üçgen gelecek. Çünkü dik kenarları A artı B ve A artı B kadar. Yani 10'ar santim arkadaşlar. O zaman hipotenüste, yani A ile D arasındaki en kısa uzaklıkta ne gelecek? Kök 2 katından 10 kök 2, yani Adana gelecek. Evet, soru 33 arkadaşlar. Bakın BC yolu üzerinde Arda ve AB yolu üzerinde de Ada yürümekteymiş. Arda'nın boyu 180 santimmiş arkadaşlar. Yani şöyle çizersek ve Arda yola dik konumda 180 santim. Bu 5.4 metrede bu aydınlatma direğinin uzunluğu. Bunu santime çevirirsek 540 santim yapacak arkadaşlar. Burası da 180 santim. Adanın boyu da arkadaşlar 170 santim olarak verilmiş. Buradaki aydınlatma direğinin boyu da 510 santim olacak arkadaşlar. Bakın bunların gölgeleri
B noktasında kesişiyormuş. Adanın gölgesi burası arkadaşlar. Arda'nın gölgesi de burası oluyor. Bunlar burada kesişiyormuş. İki aydınlatma rampası arasındaki mesafe burası 6 metreymiş. Buna göre Arda ile Ada arasındaki en kısa uzaklık soruluyor. Şimdi arkadaşlar şurada oluşan üçgenlere dikkat edersek, bakın burası 540, burası 180 ve bunlar birbirine paralel. Şimdi orana bakarsak arkadaşlar 180 bölü 540'dan 1 bölü 3 oranı olacak. Yani o zaman buraya k dersek bunun tamamının 3k olması gerekecek. Yani buraya da 2k kalacak arkadaşlar. Aynı şeyi bakın adadan bakarsak onda da aynı oranı göreceksiniz. Burası 510 metre. Şurası 170. Bakın 170 bölü 510'dan bu da 1 bölü 3 gelecek. Yani o zaman buradaki oranımız 1 bölü 3 olacak. Yani buraya da m dersek tamamının 3m olması için 2m kalacak. Şimdi ABC üçgenine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın burası 6 metreydi. Arda'nın bulunduğu yer burası. Ada'nın bulunduğu yer burası. Ve bakın şurada k'ya 2k. Burada m'ye 2m. Arkadaşlar arasındaki en kısa uzaklık, yani şu parçanın uzunluğunu istiyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar k'ya 2k ve m'ye 2m oranlar aynı olduğu için burası da buraya kendiliğinden paralel gelecek. Bu uzunluğu bulmak için ne yapacağız arkadaşlar şimdi? M'nin 3m'ye oranı eşittir x'in 6'ya oranı olacak arkadaşlar. Buradan da içler dışlardan x'in 2 metre olduğunu göreceğiz. Yani doğru cevap C. Evet, soru 34 arkadaşlar. Soru 34 bir düzgün beşgende açı sorusu arkadaşlar. Şimdi burada AK'yi FC'nin iki katı olarak verilmiş. AEK açısının ölçüsü istenmiş. Arkadaşlar biliyoruz ki beşgende köşeden tam karşısındaki kenara dikiniyorsa hem kenarı 2'ye böler hem de açıyı 2'ye böler arkadaşlar. Beşgende bir iç açı 108 dereceydi. O yüzden 108'i 2'ye böldüğümüzde burası da 54 derece gelecek. Şimdi bakın CF'ye A, FD'ye A dersek bir kenarın uzunluğu 2A yapacak. Yani buraların hepsi 2A kadar olacak. Soruya göre şimdi biz FC'ye A demiştik. O zaman AK'nın uzunluğu da 2A gelecek arkadaşlar. Ve bakın burada bir AKE ikizkenar üçgeni oluşacak. O zaman 2A'nın karşısı X ise burası da X olacağı için. Şimdi 180'den tepe açısı 54'ü çıkarttım. Bunların toplamı 2x'i veriyor. Bunu 2'ye böldüğümde arkadaşlar 126 bölü 2'den cevap 63, yani Denizli gelecek. Evet, soru 35 arkadaşlar. Şimdi bir şehrin dikdörtgen şeklindeki bir bölgesinin krokisi verilmiş arkadaşlar. İşte bu krokide hastane ve okul ve park dik yamuk şeklinde, hastane dik üçgen, konut da dikdörtgen şeklindeymiş. Buradaki yollarda arkadaşlar paralel kenar, dikdörtgen ve yamuk şeklindeymiş arkadaşlar. Bazı uzunluk değerleri üstünde gösterilmiş. Buna göre parka ayrılan bölge kaç metrekareymiş arkadaşlar? Şimdi bakın şu yolun uzunluğu x ise burası da x olacak. Aynı şekilde burada y ise burası da y gelecek arkadaşlar. Şuraya da z dersek bakın burası da z kadar olacak. Üst uzunlukla alt uzunluğun eşit olması gerekir. Bakın x artı y artı z. Zaten burada da x artı y artı z var. O zaman geriye kalan 32 artı 40'dan parkın şu alt kenar uzunluğu burası 72 metre olacak arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın şuraya x dersek arkadaşlar buranın tamamının 80 olması gerekiyordu. Buraya ne kalacak? 75 eksi x kalacak arkadaşlar. Şimdi bunu ayrı bir köşede şöyle gösterelim. Bakın burada bir dik yamuk var. Şimdi şurayı 40 metre aldık. Şurayı
60 metre alalım. Burası arkadaşlar 72 metre. İlk önce şuradan x uzunluğunu bulalım arkadaşlar. Burası 75 eksi x kadar. Arkadaşlar burası da 5 artı x kadarmış. Arkadaşlar burada bakın şunların oranlarını alırken aralardaki farkı alacağız. Yani 60'tan 40'ı çıkardık arkadaşlar. 20, 72'den 60'ı çıkardık. 12 buradaki oran arkadaşlar buradaki yanlardaki orana eşit olacak. Yani 75 eksi x'in 5 artı x oranı olacak. Buradan da bakın 4'e bölelim 5, 4'e bölelim 3. 225 eksi 3x 25 artı 5x'ten arkadaşlar 8x buradan 200 gelecek. X de buradan 25 çıkacak arkadaşlar. Yani 25 ise burası bakın 50, burası 25. Şimdi arkadaşlar bakın şu parkın şu uzunluğunu bulacağız. Onu da nereden bulacağız? Bakın bu sefer de dik yamuğu şöyle alıyorum. Şurayı 60 metre olarak düşündüm. Şunun uzunluğunu bulmaya çalışıyorum. Bakın burası 5'ti. Burayı ne bulduk? 25 bulduk. Burası 72. Şimdi şuraya A diyelim arkadaşlar. Yine çıkarta çıkarta bakın A eksi 60'ın 72 eksi A'ya oranı, yani A'dan 60 çıkardım, 72'den A'yı çıkardım. 5'in 25'e oranı olacak arkadaşlar. Buradan da sadeleştirirsek 5A eksi 300, 72 eksi A'dan 6A 372, A da buradan arkadaşlar 62 gelecek. Yani parkın üst kenarı da 62 metre yapacak arkadaşlar. E bakın park bir yamuktu. Yamuğun alan formülü üst taban 62, alt taban 72. Bunu arkadaşlar 2'ye böldüm. Çarpı yükseklik. Buradan da ne olacak? 67 çarpı şuradan devam edelim. 67 çarpı 25 olacak arkadaşlar. Bu da 1675 gelecek. Yani doğru cevap A'da. Evet, soru 36 arkadaşlar. Yine bakın karede bir katlama sorusu. Şekil 1'deki kare biçimindeki kağıt parçası BCD noktalarından ok yönünde kıvrılarak bir noktada birleştiriliyormuş arkadaşlar. Ve böyle bir zarf oluşturuyormuş. Şekildeki AEK dörtgeninin alanı 16 metre santimetre kare ise şekil 1'deki kağıt parçasının çevresi sorulmuş arkadaşlar. Bakın bunu tekrar açtığımızda bakın buradan kıvırdık tekrar geri açıyoruz. Buradan kıvırdık tekrar geri açıyoruz. Arkadaşlar şu şekil işte buradaki şekil 1'dekine karşılık geliyor arkadaşlar. Aslında arkadaşlar burada bakın kareyi şöyle 4 eşit parçaya bölmüş olduk. Yani buradan S ise burası S, S, S. Bakın burası da 2S olacak. 2S'lik alan ne verilmiş? 16 verilmiş. S buradan 8 gelecek. S 8 ise arkadaşlar 2, 4, 6, 8. Kağıdın tüm alanı 8S. Yani ne olacak? 64. Karenin bir kenarına A dersek alan formülü A kareydi. A kare 64'ten A ne gelecek? 8 gelecek. A 8 ise çevrede 4 kenarı olduğu için 8 çarpı 4'ten 32 yani Edirne gelecek. Evet, soru 37 arkadaşlar. Güzel bir soru. Zor gözüken ama şimdi çözümünü görünce anlayacaksınız ne kadar hoş bir soru olduğunu. Şimdi bakın burada O1 şuradaki çemberin O1 büyük çemberin merkezi arkadaşlar. O2 buradaki çemberin, O3 de şuradaki ortadaki çember diyelim arkadaşlar. Şimdi oran istediği için arkadaşlar direkt değer vererek gidebiliriz. Bakın O2 merkezi çemberden baktığımız zaman bunun yarıçapına 1 1 dersek yani CO2'yi 1 kabul edelim arkadaşlar. Bakın O3 merkezli şuradaki çemberden
hareket ettiğimizde bu onun yarı çapıdır arkadaşlar. Ve bakın buradaki ikizkenar dik üçgenden 1 1, burası kök 2 olur. Yani bakın bu çemberin yarı çapı ne geldi? Kök 2 geldi. O zaman O3 ile O1 arasındaki uzaklık da kök 2 olacak. Şimdi O1 merkezi büyük çemberden düşünürsek, bakın onun yarı çapı da şurada çizdiğim O1D kadar olacak. Ona da arkadaşlar bakın şuradaki üçgenden bakarsanız bu da bir ikizkenar dik üçgen. Kök 2, kök 2. O zaman buradaki uzunlukta kök 2 katından ne gelecek? 2 gelecek. Yani O1D uzunluğu 2. Yani büyük çemberin yarı çapı 2 ise arkadaşlar, o zaman bu uzunlukta 2 gelecek. Ve buradan da cevap 1 bölü 2 Bursa gelecek. Evet, soru 38 arkadaşlar. Bakın şekilde O merkezi bir silindirik yüzey verilmiş. İşte silindirin taban yarıçapı 9 cm, yüksekliği 24 pi olarak verilmiş. A noktasından harekete başlayan bir karınca şekildeki yolu izleyip en kısa yoldan D'ye, B'den harekete başlayan da şekildeki yolu izleyip en kısa yoldan C'ye gidiyormuş. Hareketleri süresince arkadaşlar bunlar 2 kere karşılaşıyorlarmış. Zaten dikkat edin arkadaşlar, biri burada, biri burada. Tabi bu nokta silindirin arkasına karşılık geliyor arkadaşlar. Bu noktalar arasındaki en kısa mesafe sorulmuş. Şimdi şöyle yine başka bir kağıt alalım arkadaşlar. Bakın şimdi silindiri açtığımızda arkadaşlar ne gelecek? Şöyle bir dikdörtgen gelecek arkadaşlar. Burası 24 pi'miş. Bakın alt kenar, yani dikdörtgenin bu kenarı silindirin taban çevresine eşit olacak. Bakın taban çevresinde de yarı çapı 9 cm vermiş. Çevre dairenin çevresi, yani 2 pi r'den r yerine 9 yazarsak 18 pi olacak arkadaşlar burası da. Şimdi noktalamayı yaparsak bakın burası A noktası. Arkadaşlar burası da aslında A noktasına karşılık gelecek. Çünkü bunları arkadan birleştirdiğinizde bu iki nokta çakışacak. Bu D noktası, bu da D noktası. Şekilde gösterilen B ve C noktaları tam bu kenarların orta noktaları olacak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi bakın aslında A noktasındaki karınca D noktasına en kısa nasıl gidecek? Bu şekilde gitmiş olacak. B'den başlayan karınca arkadaşlar, bakın B'den başlayan karınca da şöyle gösterelim. Tam buraya gelecek. Sonra arkadaşlar bakın bunları böyle arkadan kıvırdığımızda bu noktayla bunun tam paralelindeki bu nokta çakışmış olacak. O yüzden sanki böyle arkadan dolanıyor geldi. Bu noktadan aslında devam ediyor. Çünkü bu noktalar çakışıyor. Yani bir kesinti yok aslında. Sonra bu noktadan gelip C noktasına gidiyor arkadaşlar. Ve bunların karşılaştıkları noktalar arası, bakın karşılaştıkları noktalar arası aslında bu iki nokta arası uzaklık oluyor arkadaşlar. Şimdi onu da bakın şöyle bulacağız. Şuralarda yine birbirine eşit arkadaşlar. Bakın şuradan köşegeni çizdiğimiz zaman bu köşegen arkadaşlar şuradaki doğru parçalarına paralel olmuş olacak. Ve bakın şu mavi ile çizdiğim uzunluk köşegene paralel ve tam orta noktadan paralel çizdiği için orta taban olacak arkadaşlar. O yüzden bu uzunlukla bu uzunluk da birbirine eşit olacak. Aynı şekilde bakın buradaki mavi ile çizdiğimde bu köşegene paralel olacak. Yine orta noktadan çizildiği için orta taban, dolayısıyla şuradaki mavi çizgi de yine iki eşit parçaya bölünmüş olacak arkadaşlar. Şimdi 18 pi 24 pi, bakın 18 pi 6 çarpı 3 pi, 24 pi 6 çarpı 4 pi, yani bakın 3, 4, 5 üçgeninden kaç katı? 6 katı gelmiş. Tabi bu da 5 pi'den 30 pi. Neresi 30 pi arkadaşlar? Köşegen uzunluğu 30 pi. Bakın bu 4'e bölünmüş. Bizden istediği şu iki nokta arasıydı. Yani 4 taneden 2 tanesini istiyor. Aslında yarısı da karşılık geliyor. 30 pi bölü 2'den de cevap 15 pi, yani Ceyhan gelir.
Evet, soru 39 arkadaşlar. Uzunluğu 13 santim olan bir çubuk, aşağıda ayrıt uzunlukları verilen içi boş cisimlerden hangisinin içine tek parça halinde sığabilir demiş arkadaşlar. Tabi bu cisimlerin içine sığabilecek maksimum uzunluktaki çubuklar bu cisimlerin cisim köşegenleridir arkadaşlar. Mesela bunun cisim köşegenini hesaplayalım. O da neydi? Karekök içinde ayrıtlarının kareleri toplamıydı arkadaşlar. Buradan 16, 16, 32, 144 daha ne yapacak arkadaşlar? 176 gelecek. Bununkini hesaplayalım. Bu da arkadaşlar 10'un karesi, 3'ün karesi, bu da 1'in karesi. 100, bu kök 110 gelecek. Bu da arkadaşlar aslında cisim köşegeni dediğimiz şey şu uzunluk. Direkt Pisagor'dan da görebiliriz. Bakın burası 4. Bu da direkt Pisagor'dan 11'in karesi artı 8'in karesinden 121 artı 64'ten bu da 185 geliyor arkadaşlar. Şimdi bunları böyle köklü olarak ifade edelim. Uzunluğu 13'tü arkadaşlar. 13'ü köklü olarak yazarsak 13'ün karesini aldık. 169. Demek ki kök 169. O zaman arkadaşlar hangisinin içine sığabilir bu? Kök 169'dan büyük olanların içine sığabilir. Küçük olanların içine sığamaz. Çünkü zaten maksimum cisim köşegeni kadar uzunlukta olabiliyordu arkadaşlar. O yüzden kök 169'dan büyük olanlar hangisi? 1 ve 3.sündeki. O yüzden burada doğru cevabımız Bursa gelecek. Ve bu testin son sorusu arkadaşlar. Bakın yine formül verilmiş. Analitik düzlemde x1y1 ve x2y2 gibi herhangi iki noktası verilen bir eğrinin eğimi y2-y1, yani bakın buradan bunu x2-x1 çıkarılıp birbirine oranlanan formül ile bulunuyormuş. Buna göre arkadaşlar bakın bu 3 nokta aynı doğrunun üzerinde. Aynı doğrunun üzerinde olduğuna göre arkadaşlar ben mesela A ile B'den eğim yazarsam şimdi bu formüle göre ne olacak? -2 -k, -2'den k'yı çıkardım, bölü 3-1, bu doğrunun eğimi olmuş olacak arkadaşlar. Ben B ile C'den de bu doğrunun eğimini yazarım, o da ne olur? -5 -2 bölü 4-3'den. Sonuçta doğrunun eğimi arkadaşlar aynı olacağından bunları birbirine eşitleriz. Buradan -2 -k eşittir. Bakın burası -3. -3 ile 2'yi çarptığımda -6. Buradan da arkadaşlar k 4 gelir. Yani doğru cevap Denizli.